Merhaba arkadaşlar. Bugün neden çizim yapamadığımıza dair bir video çekmek istedim. Çünkü bununla alakalı çok fazla yorum geldi, mesaj geldi. Ben de neden çizim yapamadığımıza dair böyle bir video hazırlamak istedim. Birinci kuralı elimizi çok fazla kasıyoruz. Aynı şöyle örnek verebiliriz. Sol elinizde yemek yemek gibi düşünebilirsiniz. Sol elinizde yemeği ne kadar rahat yiyebilirsiniz. Kalem tutuşundan başlayın. Kağıdı tutuşunuza kadar her şey önemlidir çizim yapmak için. Ve bir resmi bir gün güzel çizebilirsiniz, ikinci gün güzel çizebilirsiniz, üçüncü gün kötü çizebilirsiniz. Çok fazla umursamayın. Hiçbir şekilde yüzde yüze ulaşamayacağımız bir alan olduğundan dolayı çok fazla kafaya takmaya gerek yok. Birinci kural kalemi böyle tutup zorla Çizgiyi çekmeye çalışmıyoruz. Bu bizi yoracak. Kalemi her zaman böyle tutmamız gerekiyor. Yani böyle tutup kalem'i daha rahat bir şekilde oynatmamız gerekiyor ki doğru çizimlere, doğru araştırma çizgilerine ulaşalım. Ben bugün tükenmez kalem kullandığımdan dolayı kalem'i şu şekilde tutmak istiyorum. Çünkü tükenmez kalemle ister istemez bu şekilde rahat bir şekilde anlatamayacağımdan dolayı sizlere örnek veriyorum bir tane çay bardağı mı çizeceksiniz çay bardağını çok rahat bir şekilde kalemi rahat tutarak çizmemiz gerekiyor. Daha sonra kaşığını çizersiniz, kırılmasını verirsiniz. Buradan işte çay bardağın içini çizersiniz. Arkasından şu şekilde tabağını çizersiniz. Yani bir saniyede bir çay bardağı çizebilirsiniz. Çay bardağı ortaya koyabilirsiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ya da ben her zaman ne diyorum bir figür çiziminde aks çizgisini atın rastgele kalemi sallayın kalemi salladığınız zaman elbet bir şeyler çıkacak fakat elimizi kastığımız zaman hiçbir şekilde doğru bir sonuç sonuca ulaşamayacağız bunu kesinlikle size söylemem gerekiyor ya da bir Portre çiziminde kalemi sallayın sürekli sallayın zaten elbet bir şey çıkacak ortaya bundan emin olabilirsiniz yani şu şekilde 3-5 saniyede bile bir Portre çizimini ortaya çıkarabilirsiniz sadece tek yaptığımız hata bizim çok fazla kasmamız yani çok fazla kasarsak kafaya takarsak bu iş hiçbir şekilde olmayacak örnek veriyorum bu portre çizimini biz bu şekilde alıp böyle ortaya çıkarmaya çalışırsak bu portre çizimimiz ister istemez güzel olmayacak. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor kesinlikle. Ya da iyi, alıştırmalar yapacağız. Kalemi alıp Sürekli yuvarlaklar çizmeye çalışacağız sürekli bu şekilde yuvarlaklar çizmeye çalışmamız gerekiyor Bunun için size Şöyle bir e, öneride bulunabilirim patlıcan çizim patlıcan çizimi hem Elimizin rahatlamasında bize yardımcı olacak Hem de e, Araştırma çizgisi olarak kullanabileceğimiz tarzda Çok güzel bir Çizim olarak bize geri dönüş yapacak yani şu şekilde ufak ufak böyle patlıcanlar çizin Daha sonra altından üstünden ışık gölgesini çizin. Patlıcanlarımız bu şekilde ortaya çok güzel çıkacaktır. Çünkü rakursiye de girmiş olacaksınız birazcık. Yani uzaktan geldiğiniz zaman yakınlaşan bir objeyi çok güzel bir şekilde ortaya çıkarabileceksiniz. Bugün çizim yapmak istemiyorum. Birazcık böyle muhabbet etmek istiyorum sizlerle. Çünkü çok fazla kafaya taktığınızı görüyorum bir çizim yaparken. Örnek veriyorum elimde şöyle bir kalem tıraşım var. Bu kalem tıraşı çizerken böyle kalemi alıp şu şekilde bu kalem tıraşı çizmeye çalışırsak bu kalem tıraş hem yanlış olacak hem bizim kafamızı birazcık karıştırmış olacak. Kalem tıraş çizerken sürekli böyle geometriksel şekillerle yani ölçülerle geometriksel şekillerle araştırma çizgileriyle ortaya çıkarırsak bizim için daha iyi olacak bundan emin olabilirsiniz daha doğru bir sonuca ulaşabileceğiz ve çizim yaparken bundan zevk alacağız ya da bir bardak çiziminde sürekli ben ne diyorum her seferinde e, araştırarak çizin yani bir şeyi doğru bir sonuca ulaş yanlış bir sonuca ulaşmaktansa doğru bir sonuca doğru bir teknikle ulaşın ben her zaman bunları anlatmak istiyorum sizlere bunun içinde ne demiştik en başından yuvarlaklar çiziyoruz, doğru yuvarlağa ulaşana kadar yuvarlaklar çiziyoruz. doğru Yani her şekilde aslında bir çeşit terapi gibi düşünebilirsiniz. Bunu doğru yuvarlağa ya da doğru çembere, doğru çizgiye, düz çizgiye her zaman ulaşabileceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmememiz gerekiyor. Ben hemen kalemimi değiştirmek istiyorum şu şekilde bir kalem daha iyi olacak. Benim için en azından kalem tutuşunu da birazcık daha iyi gösterebilmiş olacağım size. Ya da şöyle bir çizgi çektiğimiz zaman bu çizginin üzerinden sürekli o çizgiyi takip ederek gitmemiz gerekiyor. Yani bu çizgiyi ilk başlarda yaptığınızda böyle bir çizgi atacaksınız. Bu çizgiyi tutturamayacaksınız. İkincisinde tutturamayacaksınız. Fakat üçüncüsünde, dördüncüsünde o çizgiyi her zaman takip edebileceksiniz. Ve bu şekilde elimiz birazcık daha alışmış olacak. Işık gölgeye daha sonra girin. Işık gölge işin birazcık daha böyle e, nasıl anlatmam gerekiyor size? Lüks tarafı demeyeyim de birazcık daha ileriki aşamalarda uğraşacağımız konulardan bir tanesi. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Yuvarlaklar çizmemiz gerekiyor. Şu şekilde yuvarlaklar oluşturuyoruz. Daha sonra örnek veriyorum düz çizgi çekiyoruz ya da bir üçgen çiziyoruz o üçgenin etrafında sürekli çizgiler çiziyoruz ki elimiz üçgen çizmeye alışsın. Yani bir şey yapmadan önce örnek veriyorum gol atmak için önce topa vurmamız lazım. Topa vurduğumuz zaman zaten golü her şekilde atarız. Bundan hiçbir şekilde bir şüpheniz olmasın. Rahat tutun kalemi. Kalemi böyle tutmaya alışın. Kalemi böyle tuttuğunuz zaman hem kalemi oynatacağımız alan kısıtlı oluyor. Hem de daha düz ve rahat çizgiler atamıyoruz. Yalnız böyle çizgiler atarsak birazcık daha rahat çizgiler, rahat çizgilere ulaşabileceğiz. Yani çizimde kasıntı durmayacak. Çünkü biz ne kadar çizimi kasıntı hale getirirsek, çizim o kadar kasıntı hale gelmiş olacak. Bundan emin olabilirsiniz ışık gölgeyi takmayın. Önce ne diyorum ben her zaman? Bir bina yaparken iskeleti önemlidir. Demirleri doğru döşemek, zemini doğru ayarlamak önemlidir. Daha sonra işin boyama kısmı yani ışık gölge kısmı çok basittir. Bundan emin olabilirsiniz ve çok fazla kafaya taktığınızı görüyorum. Kafaya takmazsanız bu iş olur. Kafaya taksanız taka e, taktığınız zaman ne kadar da uğraşırsanız uğraşın bu iş hiçbir zaman olmayacaktır. Maalesef gidiyorum sizlere ve onun haricinde şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Çizimleri çok fazla kontürlerle yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. Böyle bir kafa tut yani de böyle tutup böyle bir kafa yapıyorsunuz. Boyun yapıyorsunuz. Buradan omuzları çıkartıyorsunuz. Böyle figürü bu şekilde oluşturmaya çalışıyorsunuz. Figürü bu şekilde oluşturduğunuz zaman hiçbir şekilde doğru bir sonuca ulaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Figürü aks çizgisi atın arkadaşlar. Her zaman diyorum. Aks çizgisi attıktan sonra bir figürü çok doğru bir şekilde ortaya ulaştırabileceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz ve hiçbir şekilde kafaya takmayın. Rahatça kalemi sallayın bacaklarını çıkarın buradan kollarını çıkarın yani kötü olsun güzel olsun çok fazla önemli değil sadece doğru teknikle rahat teknikle doğru sonuca ulaşabilme hedefimiz olması gerekiyor bizim ilk başlarda en azından bu tarz çizimlerde onun haricinde size söylemek isteğim son olarak şöyle bir konu var imgesel çizimlerinde çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz imgesel çizimlerinde yaşadığınız sıkıntılar normal çünkü genel anlamda bir sıkıntı var. Örnek veriyorum. Bir figür çizimini öğrenmedikten sonra bir imgesel hayal edebiliriz. Fakat imgeseli o figürleri oturtturamayız. Çünkü figürleri doğru bir teknikle çizemiyoruz. Ve aklımızdaki, hayalimizdeki çizimi de kağıda yansıtamıyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum bir matematik sorusu çözerken çıkarma işlemini bilmeden soruyu çözemeyiz. Figürü de böyle düşünmeliyiz. İmgesel çizerken figür çizmede sıkıntımız olduğu zaman objeyi çok güzel çizebilirsiniz. Perspektifi çok güzel çizebilirsiniz. Figürde bir sıkıntı olduğu zaman imgesel hop düşüyor. Yani bu mantıkta düşünebilirsiniz. Çünkü figür bu işin özüdür. Figür bu işin baş karakteridir. Aslında çünkü figürsüz hiçbir şekilde bir yere ulaşamıyoruz ve portre çizimlerine çok fazla önem gösteriyorsunuz portre çizimlerinden kaçının arkadaşlar. Portre çizimlerinden ne kadar kaçınırsanız e, bizim için o kadar iyi olacak doğru bir sonuca ulaşabilmemiz açısından diyorum. Bugün size bu tarz bir şeyler anlatmak istedim. E, en azından hem moral motive açısından iyi olur sizin için hem de e, doğru bir teknikle yanlış bir tekniği yani ben nerede hata yapıyorum diye düşünmektense böyle e, adım adım gitmek daha iyi olacaktır sizin için ondan dolayı diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Discord yayınımızda yavaş yavaş başlatıyorum ben. Aşağıya linki de bırakacağım. Oradan e, üye olabilirsiniz. Oradan da muhabbet ederiz. Çizim yapan başka arkadaşlarla tanışmış olursunuz diyorum. Videoyu beğenip destek olursanız hem maddi hem manevi benim için de iyi olur. Hem de daha fazla arkadaşa ulaşmış oluruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediklerimi unutmayın. Tekrarlayın. Çok faydasını göreceksiniz diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.